Sevgili seyirciler, 1996'nın son programına hoş geldiniz. 32. gün bu yıl ülkemizin en çok tartışılan, adeta deprem yaratan olayını ve liderini konuk ediyor bu akşam. 1996'nın olayı neydi ve adamı kimdi diye soracak olursanız bazıları efendim Susurlu kazası ve o kamyon şoförü de diyebiliyorlar. Bizim için ise 1996'nın olayı Refah'ın iktidara gelmesi. Yılın adamı da politikalarını kabul edersiniz etmezsiniz, benimsersiniz veya benimsemezsiniz ama Refah'ı çok uzun bir yürüyüşten sonra iktidara taşıyan Necmettin Erbakan'dır. Bu gece uzun süredir televizyon programlarına çıkmayan Refah lideri Başbakan Sayın Necmettin Erbakan konuğumuz. Aslında biz kendilerinin konuğuyuz. Zira kendileri bizi evlerinde kabul ettiler. Nereye geldiğimizi, Refah Partisi'nin ne yapmak istediğini ve nereye gittiğimizi, nasıl bir Türkiye yaratmak istediğini konuşacağız. Efendim çok çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olunuz. Ben hemen sormak istiyorum. Umduğunuzu buldunuz mu? İktidar olmak nasıl bir his? Önce bir defa tabii aziz milletimizin bütün evlatlarının geçmiş olan 96 yıllarının kendilerine hayır getirmiş olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Ve 1997 yılı başlıyor. 1997 yılının da ülkemizin bütün evlatlarına saadet getirmesini diliyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, işaret ettiğiniz gibi 1996 yılında çok önemli bir olay yaşadık. Türkiye'de Refah Partisi ortağıyla beraber iktidara geldi. Refah Partisi'nin iktidara gelmesi hakikaten önemli bir olaydır. Bunun önemi bizim milletimizin çok büyük bir millet olması, Refah Partisi'nin de bu milletin aslını, özünü temsil etmesi. Olayın önemi asıl buradan oluyor. Bu olay cereyan etti. Ve biz ilk defa iktidara gelmiyoruz, evet, bildiğiniz gibi. Bundan 74. önce 74-78 yılları arasında ama da böyle değildi. Ortaklara bir iktidar ortağı idik. Elbette şimdiki konumuz ondan çok farklıdır. Küçük ortaktınız o dönemde. Evet, küçüklük büyüklükten ziyade o zaman 4 partiyle, sonra 3 partiyle ortaklık yapıyorduk. Şimdi tabii 2 partiyle uyum içerisinde çalışan bir ortaklık içindeyiz. Sevdiniz mi? Dolayısıyla evet, bunun tabii en memnun olunacak yönü insanın çok sevmiş olduğu vatanına hizmet edebilme imkanına kavuşmasıdır. Ve bu hizmetin Türkiye'nin hakikaten bu hizmetlere son derece ihtiyacı olduğu bir döneme rastlamış olmasıdır. Bir nevi Türkiye'nin gidişatına dikkat edecek olursanız ki bunu bütçe konuşmasında grafiklerle göstermeye, evet, çalıştım. Evet. Grafikler Türkiye'nin bir uçuma yuvarlandığını, tehlikelerin gittikçe büyüdüğünü gösteriyor iken, evet, 54. Türkiye hükümeti işe başladı. Bütün bu grafikler hemen yönlerini değiştirdiler. Şimdi bu Türkiye'yi bir nevi olmasaydı çok üzücü sonuçlara gidebilecek iken o tehlikelerden kurtarma olayıdır. Siz bunu hissettikçe, gördükçe vatanınıza, milletinize hizmet etmiş olmanın memnuniyeti içindesiniz. Bu olayın en önemli tarafı budur. Fakat muhalefetteki gibi mi? Muhalefetteyken çünkü bazı işler çok kolay oluyor. Evet. Daha kolay görülüyor. İktidara gelince uzaktan görüldüğü gibi miymiş yoksa daha mı zor muymuş Türkiye'yi yönetmek? Şimdi tabii Türkiye'yi yönetmek, Türkiye bir büyük ülke. Problemleri de birikmiş bir ülke. Türkiye'nin bu problemlerini çözmek, halkımızın beklediği hizmetleri yapmak kolay bir iş değil. Önce tabii zor, çok çalışacaksınız. Zor. Bu bir. İkincisi, Türkiye gerçekten demokrasinin en geniş şekilde tatbik edildiği bir ülke ve en olgun şekilde tatbik edildiği bir ülke. Demokrasi içerisinde işlerin yürütülmesi ayrıca tabii gayret isteyen bir iş. Hangi Erbakan'ı beğeniyorsunuz, daha seviyorsunuz? Bugünkü Erbakan'ı mı, iktidardaki Erbakan'ı mı yoksa muhalefetteki Erbakan'ı mı? Önce bir tane Erbakan vardır. Bu aynı Erbakan'dır. Biz muhalefette doğruları söyledik. Bugün de o doğru bildiklerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Söylediklerimiz ve yaptıklarımız arasında hiçbir fark yoktur. Yok. Çeşitli Erbakanlar yok. Bir tek gerçek var.
her zaman inanılan hususlar vaktiyle dile getirilmiş, şimdi onların gerçekleştirmek için gayret harcanıyor. Bunlara tek tek geleceğiz tabii. Ben daha önce 1996 denince herhalde Refah'ın iktidarı kadar, sizin kadar anılacak, tarihe geçecek olay da Susurluk olayı. Susurluk olayı çok temel bir olay olduğu için bir parça ona sormak istiyorum. Gerçekten dosyayı aldığınız zaman, MIT'in dosyasını aldığınız zaman, "Oo, ben bu kadar beklemiyordum" dediniz mi? Hayret ettiniz mi? Aslında tabii bilindiği gibi uzun zamandan beri gazetelerde birçok neşriyatlar yapılmıştır. Gazete neşriyatlarıyla hüküm vermek, kanaat sahibi olmak doğru bir şey değildir. Devlet ciddiyeti bununla bağdaşmaz. Bu olayın bize bir görev olarak intikalinden sonra biz bütün ciddiyetiyle devletin bütün mekanizmalarını harekete geçirdik. Bu mekanizmaların bizim harekete geçirmemiz takriben bir ay önce olmuştur. Bir ay esnasında bir yandan Başbakanlık Teftiş Kurulu, bu ülkenin yetkiye sahip en büyük kuruludur, bütün imkanlarıyla olayın üzerine gitmiştir. Öbür taraftan İçişleri Bakanlığımız, kendi teftiş kurulu ve idari kademeleriyle olayın üzerine gitmiştir. Diğer yandan MIT, devletin en önemli araştırma ve istihbarat örgütüdür, bütün gücüyle gitmiştir. Diğer yandan bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkil etmiş olduğu komisyonla olayınca, bir de adli makamlar. Bu adli makamlardan 4 tanesi zaten soruşturma yapmakta idi. Devlet Güvenlik Mahkemesi, devlet mafya siyaset iddiasını İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi araştırmaktadır. Sarıyer Savcılığı ise Topal olayını bütün yönleriyle araştırmaktadır. Evet, yani Susurluk oradaki olayı araştırıyor. Ankara Savcılığı ise bazı belgelerin sahte olup olmadığını araştırıyor iken, yapılmış olan araştırmalar gerektirdiğinden dolayı daha önce kapatılmış olan bir takım mahkemeler, takipsizlik kararı verilmiş olan mahkemeler, Adalet Bakanı'nın emriyle yeniden harekete geçirilmiştir. Gaziantep'teki yaprak olayı ve çekmece olayı, yani söylemez çetesi, harekete geçirilmiş. Bunun manası şu anda devlet tam 10 koldan olayı araştırıyor. Bir ay sonra bu kurumlar, devletin kurumları bütün bu dosyaları topladılar, kendi inceleme yaptılar. Önümüze bir ara raporlarını getirdiler. İşte bu ara rapor size bu şey ara raporlar mı? Tabii önümüze geldiği zaman önce şunu ifade edeyim. Yani bir takım şeylerin, emmarelerin bulunmuş olduğu kanaati bu raporlardan gözükmüştür. Yani hakikaten devletin içerisinde devlet otoritesinden kopuk olarak bazı münferit grupların veya şahısların bir takım şeyler yapmak istediklerine dair emmareler buna kendisini göstermiştir. Yani şey, bu dedikodu, bu dedikodu tabii eskiden beri hep söylenmiştir ama dedikodudan ileri bir bilgimiz yok idi. Şimdi bunlar, şimdi tabii bilgimiz dediğim zaman da şu anda kesin bir şey değil. Bunun tabii önemle üzerinde durulması lazım, gelen bir olay olduğunu görmüşüzdür. Ama sizi rahatsız etti mi? Yani rahatsız edittirecek bir derecede. Şimdi tabii biz temenni ederdik ki katiyen devletin içerisinde şüphelenecek bir şey olmaz. Bundan dolayı bu rahatsızlıktan ziyade biraz üzülecek bir manzaradır, bir olaydır. Önümüze gelmiş olan manzara, her ne kadar şu anda bir emmare halindeyse dahi, ki incelemelerle ancak bunların varit olup olmadıkları ortaya çıkacaktır. Siyasiler giriyor mu işin içine beyefendi? Efendim şimdi bize getirilen şeylerde çeşitli insanlar hakkında bilgiler getirildi. Bunların hiçbirisi kesin bir mana ifade etmiyor. Bu insanların içerisinde siyasi olanlar var. Bu insanların içerisinde devlette kamu görevlisi yapmakta olan insanlar var. Bunların içerisinde bugüne kadar pek çok sabıkası olan insanlar var. İnsanlar var. Bütün bunlardan meydana gelmiş bir yumak. Ve bunların da tabii bunlar var. Evet, var. Önce onları söyledim. Evet, siyasiler. Siyasiler de bu isim mi karışıyor. Tabii bu yumaktan inceleme suretiyle
herhangi bir kimsenin suçu, kusuru varsa bunlar ortaya çıkacaktır. Koalisyonu rahatsız edecek siyasi ismi var mı? Hayır. Bunlar bilindiği gibi şeyler. Evet, koalisyon rahatsız edecek bir ilgi yok. İçerisinde. Mehmet Ağar, Bucak çok mu işin içinde görünüyor? Efendim, onlar hakkında bildiğiniz gibi şu anda ortada kesin bir şey yok. Bir takım gazetelerdeki iddialar var. Evet. Yani şeydi. Peki evet. Bu arada Sayın Akşener 32. günde bundan önceki programda konuşurken Yazıcıoğlu'nun size söylediği şeyle kendisine yaklaşımının çok farklı olduğunu ve bundan dolayı da bilgi sakladığı izlenimini ortaya koydu ve adeta siler gibi bir tutumu vardı. Sizin yaklaşımınız ise hiç öyle değil. Sizin farklı bir yaklaşımınız var bu konuda. Kime inanmak gerekiyor? Çünkü bir yerde Akşener görevden alırken size de sormadı. Diyor ki o benim şeyim diyor. Yani benim aldığım bir karardı diyor. Sorması gerekiyor muydu? Şimdi efendim olay bir görevden alakasını kesme olayı değildir. O bakımdan evet, bir şey yapar. Evet, görevi tabii. Bir bakanlığın kendi tabii hakkıdır. Bütün bakanlıklar içerisinde bakanlara verilmiş bir yetkidir. Bunlar olur. Ve tabii bu iş bir içtihat meselesidir. Yani mesul olan bir insan olayı inceler. Bu durumda tabii. Anladım. Bu durumda böyle olması uygundur. Kanaatim yani var. Kendi gayet tabii. Kendi yetkisi ama dahilinde. Ama Yazıcıoğlu'na bir geri gelecek hali yok şu anda. Şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü henüz her şey inceleniyor. Dolayısıyla şu anda sadece araştırmaların selameti bakımından yetkilerini kullanmaması istenmiştir şu anda. Olay bundan ibaret. Bu arada Mesut Yılmaz sizin savcıyla olan konuşmasına değindiğiniz zaman ben de telefonumun bak dinlendiğini söylüyordum. Evet. Demek dinleniyormuş diyerekten tabii şey yaptım. Bu çok yanlış bir teşhis. Çünkü onlar bizzat o mahkemenin yetkilileriyle Adalet Bakanımızın yapmış olduğu konuşmada kendisine görev dolayısıyla verilmiş olan bir bilgidir. Anladım. Telefonla falan uzaktan yakından alakası yoktur. Bu yolsuzluklar yani konusunda yani o kendisi konuşmuş, Adalet Bakanımız ise görevi dolayısıyla takip ediyor işleri. Telefonla değil, oradaki yetkililerle görüştüğü zaman onlardan almış olduğu bir bilgidir. Telefonla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu dosya şey yaptığı zaman soruşturmaya, resmi soruşturmaya girmedi çünkü daha. Evet. Soruşturmaya girdi. Türkiye'de deprem yaratacak kadar şeyleri var mı sizce? Uçları? Hayır. Böyle bir şey olacağını, deprem tabirinin gerekmiş olacağını zannetmiyorum. Ancak devlet görevleri içerisinde bazı münferit insanların kendi görevlerini yaparken bunları yanlış kullanmış olabilirler. Ancak bunlar münferit olaylardır. Bunlar asla devletin bütününü ilgilendirmez. Çatlı beyefendi, sizce Sayın Çiller'in dediği gibi bir vatansever, şerefli bir insan mı yoksa suç işlediğinden dolayı aranan bir insan mı? Şimdi efendim tabii Çatlı'nın ne olduğu hakkında bir fikri ancak şeyler araştıracak olan insanlar vereceklerdir. Şimdi bu dosyalardaki iddialara bakıldığı zaman hakikaten kendisinin bir takım kanunsuz olaylara karıştığı intiba uyanmaktadır. Hangi şekilde olursa olsun bu kabil kanunsuz olayların yapılmaması gerekir. Yani sizin için hiçbir öyle vatansever, şerefli hayır, bir insan. Bizim için önemli olan hukuk devleti olunmasıdır. Orada. Evet. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyin hukuk içerisinde olması lazım gelir. İcrada görev yapan insanların vazifesi görevlerini yapmaktır. Ancak hüküm vermek ve infaz etmek bu kazanın işidir. Onlara götürüp teslim edilmesi lazım gelir. Hiçbir zaman icra kendi kendine hangi sebeple olursa olsun hukukun dışına çıkıp bir takım operasyon yollar tertip edip bir takım işler yapması bir hukuk devletinde asla cevaz veremez. Şimdi bu olayın sonunda ister asker, ister polis, ister MİT kim olursa olsun bundan böyle devletin dışındaki sorumsuz kişi veya grupların kullanılması ki bundan önce kullanıldığı artık apaçık ortada. Bunu yasakladınız mı? Veya yasaklayacak mısınız? Ve en önemlisi nasıl denetleyeceğiniz? Hiç şüphesiz ki biz devletin kesinlikle bir hukuk devleti olması hususunda her şeyden daha titiz davranmak durumundayız. Devletin kendisi de kanun dışı iş yapamaz.
yani devleti temsil eden insanlar var. Bunlar bir araya gelseler yine kanun dışı iş yapamazlar. Hukuk devletinin tarifi budur. Her şeyin hukuk içerisinde olması lazım. Kaldı ki nokta, hiç o yetki şey kesinlikle. O yetkililerin haberi olmadan bir takım alt gruplar kendi kendileri. Ama onlar da yetkili gene yani resmi. O kendi yetkileri çerçeve yetkili ama asıl devleti devlet yapan yukarı yetkiler ayrı. Bu insanların kendi kendilerine yapmış oldukları işlerin dahi devlet hiyerarşisinden kopuk olan, kendi kendilerine bir takım kanunsuz işler yapmaları kesinlikle cevaz verilemez. Yasakladınız mı? Evet. Bunlar elbette zaten yasaklar. Acayip aklımda lüzum yok ama şimdi bu olayda yani bir şey ortaya çıkarsa o takdirde tabii kesinlikle her tarafa verilecek olan yeni tamimler ile kimsenin hiçbir sebeple böyle bir şey yapmayacağı, yapamayacağını bildireceğiz. Bu bilinmesi lazım gelen bir şey olmakla beraber ortalıkta bir takım yanlış tefsirler dolaştığı için bazı kimseler işte ben vatan için olursa yaparım, evet, yaparım kesinlikle. İster PKK'ya karşı olsun, hiçbir şey olamaz, hiçbir şey karşısında hukuk dışına çıkamaz. Bu kesinlikle bildirilecektir ve bir kere daha herkesin dikkati çekilecektir ki kimse böyle bir şeye tevessül etmesin. Bir kimse kendisine böyle emir verirse daha yukarı makamlara haber versin, adli makamlara haber versin. Nasıl denetleyeceğiniz? Efendim devletin yani tabii kendi, de kendi denetleme imkanları vardır. Hiçbir iş kendi kendine olmaz. Etrafınızda yaparken bir tanesi gelir bu işi daha yukarı makamlara duyurur. Ben bu zirve sırasında çok kimsede soru işareti yarattı. Yolsuzluklardan dolayı dokunulmazlıkların kaldırılmasına siz itiraz ettiniz. Neden itiraz ettiniz? Efendim, şimdi, yolsuzluğu yapan insanın dokunulmazlığı yolsuzluktan kaldırılsın. Yolsuzluktan dolayı değil. Yani yolsuzluk iddiasıyla. Yolsuzluk yapan başka, yolsuzluk iddiası başka. Nasıl yapsın? Araştıramazlar ki başka türlü. Hayır, bugünkü mekanizma böyle bir iddia ortaya geldiği zaman önce meclis bunu inceliyor. Bir kanaate sahip oluyor. Kaldırmaya uygun gelirse kaldırıyor. Bu çok güzel bir sistem. Siz bunu kaldırdığınız zaman dikkat ediniz. Demokrasi çok önemli bir şey. Ama bu yolsuzluk. Evet de müsaade buyurun efendim. Şimdi oraya geleceğim şimdi. Bu meseleler nokta olarak düşünülmez. Bunlar çok önemli konulardır. Bunların üzerinde çok dikkatli durmak lazım. Bütün yönüyle. Bakın hadise şudur. Şimdi milletvekili dediğiniz insan halkın temsilcisidir. Siz yolsuzluk iddia ettiğiniz zaman bu milletvekilini istediğiniz gibi yargılayabilirsiniz dediğiniz anda bütün savcılarımızı tenzih eder. Milletvekilleri savcıların oyuncağı olabilir. Hiçbir savcı gereksiz bir şey yapmaz. Ancak politik hayattır bu. Çeşitli etkiler söz konusudur. O savcıları rahat bırakmazlar. Siyasi mücadele esnasında savcılara etki yaparlar. Bütün güce rahat çalışamazlar. İlle filanca hakkında bir ithamda bulun. Hiç olmadığı halde. Bakarsınız ifadesi alınıyor. Hakim huzuruna götürülmüş. Sonra da gelir yetersizliğinden beraatli dendiği zaman bu insana yazık etmiş olmaz mısınız? Ondan dolayıdır ki bakın bu bugünün konusu değildir. Her günde devlet yeniden kurulmaz. Ben bu sözü sık söylüyorum. Daha 1946 yılından itibaren bütün adalet bakanları, başbakanlar hatta çeşitli tamimler çıkartmışlardır adli makamlara ve bilhassa savcılara, bilhassa ilçe savcılar. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı söz konusu olduğu zaman hemen olur olmaz iddiayla hareket edemezsiniz. Bütün yönleriyle lehte ve aleyhteki delilleri toplayacaksınız ve bunlar ancak başsavcılar bildirebilir. Bütün yön. Bu konuya yıllardan beri çok önem verilmiş. Tekrar tekrar sadece 46'da değil 62'de çıkmıştır. Sayın Hüsamettin Cindoruk Bey hatırlayacaksınız. Bundan önce Sayın Moğoltay hakkında böyle bir iddia geldiği zaman derhal geri göndermiştir. Böyle rastgele bir sözle bunlar yapılamaz demiştir. Bu demokrasinin saygınlığı bakımından mühimdir. Milletvekili mühim bir insandır. Siz rastgele bir takım kombinezonlarla bu insanlara çamur at izi kalsın muamelesini yapabilirseniz bundan demokrasi zedelenir. Bu sebepten dolayı bugünkü mevcut mekanizma en güzel mekanizmadır. Böyle ucuz kahramanlığın lüzumu yok.
efendim dokunulmazlık kazın falan falan bir cesaret numunesi gösteriliyor. İyi de demokrasi ne olacak? Milletvekilinin saygınlığı ne olacak? Bugün eğer böyle bir şey gerekiyorsa mekanizma kurulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonları var. İnceler, bu durumda kaldırılması lazımdır tabii der. Bu arada tabii 1996 yılında sizin iktidarınız döneminde, iktidarınız deyince şimdi Tansu Çiller şey yapabilir, alınabilir. Beraber iktidarımızın tabii. Şeyinde. Kamuoyuna yansıyan en önemli sıkıntı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Refah Partisi'nin arasındaki sıkıntı. Bu ister istemez gazeteleri okuduğu zaman insanlar ordunun Refah Partisi'nin bir takım politikalarına karşı son derece rahatsızlık hissettiği, sinirlilik duyduğu bir hava şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Ancak bir taraftan da siz son derece ılımlı ki sizin muhalefet dönemlerindeki bir takım denemeçleriniz var ki onlar da oldukça zehir zemberekti. Şimdi ise bambaşka bir yaklaşım içindesiniz. Şimdi birincisi ben böyle bir sıkıntının nereden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum. Bir de sizin orduya bakışınızı öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Önce bir defa tabii sual sorma hakkı sizde olduğu için istediğiniz sual istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Ya benim bir ben de elbette bir görev ifa etmek mecburiyetindeyim. Yani sual sorarken sizi rahat bırakıyorum. Siz kendi kendinize bir takım kabullerle bir takım sualleri soruyorsunuz. Şimdi ondan dolayı böyle bir suali sordunuz. Evet. Hemen geliyorum. Siz de sorabilirsiniz tabii, bana. Tabii biliyorum. Hiç sormaya lüzum yok. Sadece sorulmuş olan sualleri şimdi yukarıdan şakada düzeltelim. Şimdi Allah'a şükürler olsun yılın ortasında Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi bir araya gelmişlerdir. 54. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmuşlardır. Evet. Bu ülkemiz için sevinecek bir olaydır. Bu demokrasinin bir zaferidir. Halkın bir zaferidir. En büyük iki parti bir araya geliyor. Uyum içerisinde ülkenin meselelerini çözüyor. Hakikaten çözüyor. Her gün halka bir müjde veriliyor. Ülkeye huzur gelmiştir, istikrar gelmiştir. Ve Türkiye'nin kötüye giden eğrileri şimdi yukarıya doğru düzelmiştir, düzelmeye başlamıştır. Türkiye yeniden büyük Türkiye olmaya gidiyor. Şimdi bu durum karşısında bazı çevreler ve farz ediniz ki siz bir muhalefetsiniz. Ne yapacaksınız? Bizde alışılmış muhalefet güzel şeyleri takdir etmek yerine ille güzel dahi olsa bunu tenkit etmek hevesinde oluyor. Siz de muhalefet bir kısım evet yani. Ve biz evet de biz güzel şeyleri her zaman takdir etmişizdir. Evet. Güzel olmayan şeylerdi. Biz muhalefetteyken güzel olmayan şey çoktu. Şimdi biz iktidara gelince güzeller çok. Önemli değişiklik bu. Şeye geliyorum. Bu durum karşısında bir kısım çevreler. Bu çevreler de kendileri de ben inanıyorum ki şaşırıyorlar. Ya biz böyle hayırlı iş yapan bir hükümetle ne olduk da ters düştük Allah aşkına? Bunların bir kısmıyla samimi arkadaşlarımızdır. Konuştuğumuz ama zaman hangi çevreler bunu söyleyeyim. Şimdi onu açıklamaya lüzum yok. Herkes bunları biliyor. Kendileri muhalefet de eminim hayır değil. Ya bir kısım medya çevreleri. Bir kısım basın medya çevre. Evet basın çevre. Şimdi onlar da emin olun ki şaşkınlıkla içindeler. Biz niye bugünkü hükümetle ters düştük Allah aşkına bir defa demektedirler. Bunları ben şahit oldum biliyorum. Ama olmuş böyle bir şey. Şimdi uyduruyorlar diyorsunuz. Baştan sona kadar uydurma. Ama baştan sona kadar uyduruyorlar. Evet baştan sona kadar uyduruyorlar. Şimdi bakınız daha önce uydurdular. Önce bir defa efendim Refah Partisi'nin hükümet kurmasına kimse müsaade etmez. Böyle başlamadı mı? Ama ne oldu haberler şimdi? Gelerek oluyor bu. Hayır efendim, uydurma olarak oluyor. Bir takım maksatlar var, o maksatlar için uyduruluyor. Ondan sonra arkasından her gün böyle bir uydurma haber. Yıkmak için yüksek rütbeli. İşte bir insan bir defa menfi olmak isterse, başka şey bulamazsa böyle şeyler yapıyor. Yüksek rütbeli bir subay şöyle dedi, böyle dedi. Sayın Genelkurmay Başkanımız daha dün hepsini reddetti. Ordumuz bir şey açıklamak isterse Genelkurmay Genel Sekreterliği vasıtasıyla açıklar. Ama diyor ki evet. O yetkili dediğiniz kişi evet. Oluyor yani. Hayır efendim hiç.
bilmem kokteylinde oluyor. Olmaz. Bizim ordumuzda hiçbir kimse kendi kendine beyanat vermez. Bizim ordumuz baştan sona kadar disiplin örneğidir. Basın bunu uyduramaz. Ordunun söyledi, uydurur. İşte uyduruyor. İşte uyduruyor. Şimdi bakınız. Aslında tabii yalan haber çok kötü bir şeydir. Bunların olmaması lazım gelir. Ancak bugünkü kanunlarımız dahi ben inanıyorum ki yalan habere cevaz vermez. Ümit ediyorum ki bu yalan haberleri bir takım savcılarımız inceleyeceklerdir. Ve bu insanlara soracak, kim söyledi bunu bakalım. Göreceksiniz ki altından hiçbir şey çıkmayacaktır. Çünkü bunlar uydurma haberlerdir. Baştan ordumuz aşağı adı, uydurma. Baştan aşağı uydurma. Nereden bellidir bu? Sayın Genelkurmay Başkanımızın ordu hakkındaki beyanatından belli. Ne diyor kendisi dün? Bir takım olayların içerisinde ordu çekilmeye çalışıyor. Bunlar bizimle hiç bilgisi yok diyor. Çünkü her gün bir uydurma haber. Bir uydurma haber. Birileri konuşuyor. Hiç birileri ama uyduruyor. Ama diyorsunuz ki siz konuşmuyor. Katiyen. Hayır konuşmuyor. Genelkurmay'da evet. İster şu komutan evet, bu bizim komutan hiçbir hiç kimse konuşmuyor. Hayır. Bizim ordumuz disiplin örneğidir. Ordu adına konuşulduğu zaman sadece Genelkurmay Başkanı konuşur. O da Genelkurmay Başkanlığı sekreterliği vasıtasıyla ordu adına beyanları bildirir. Bunun dışında bizim ordumuz işiyle gücüyle meşgul olur. Böyle şeylere meşgul olmaz. Bunlar hepsi baştan sona kadar uydurmaktır. Bu konuda da Genelkurmay Başkanı size gereken taahhüdü baş başa görüşüyorsunuz. Tabii, çünkü. Gayet tabii. Genelkurmay yani, Başkanımız... Çünkü bir itirazı olsa size orada mı söyler? Orada tabii söyler. Herhangi bir şey olsa bize doğrudan doğruya söyler. Çünkü nihayet devlete hizmet ediyoruz. Aynı ülkenin evlatlarıyız. Bu sebepten dolayı. Bizim Allah'a şükürler olsun. O zaman orada... Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızla, gerek Genelkurmay Başkanımızla en yakın arkadaşların uyumu şeklinde uyum vardır. Samimiyet vardır. En ufak bir şey olduğu takdirde birbirimize söylemekten asla çekinmeyiz. Biz tabii tam bir güven içindeyiz. Hepimiz birbirimize karşı. Bu haberlerin hepsi uydurma. O zaman bu durumda ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri refah iktidarından memnun. Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi hayata karışmaz. Sadece karışmıyor demokrasi. Mu, karışmaz mı? Karışmaz. Yani ilke olarak mı söylüyorsun? Karışmıyor. Anladım. Karışmıyor. Anladım. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye bağlıdır. Bu işler milletin, parlamentonun işleridir. Millet parlamento ne yapıyorsa ya, silahlı buna saygı duyar. Peki ama beyefendi bir tarafta mesela Sayın Rafsanjani'nin ziyareti sırasında dikkat etti. Çok kimse dikkat etti. Ben değil evet. Sadece çok dikkat etti. Bir geri planda kaldılar. O ziyaretten rahatsız olduklarını hissettirdiler. Niçin? Sayın Rafsanjani hayır, kendisi... Niye olduğunu ben bilmiyorum. Hayır yani efendim. Siz hayır. Böyle bir şey hissetmediniz hayır, mi? Hayır hissetmedim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız gelen de bir cumhurbaşkanıdır. 40 yıllık hemşeri gibi birbirlerinden ne kadar samimi kucaklaştılar değil gördünüz. Ama protokolde mesela Genelkurmay Başkanı yoktu. Evet de İran Genelkurmay Başkanı geldi mi? Ama her şey olmaz efendim. Ha, her şey mi? Elbette gayet tabii bizim Genelkurmayız bunlara dikkat eder. Peki sizin sorununuz yok. Bir yerde tabanınızın sorunu var. Hiçbir sorun. Tabanınızı yansıtan, tabanınızda evet. Olan kişiler, tabanınızın kimmiş? Görüşlerini yansıtan gazeteler der yansın ediyor. Ne versin? Kime? Nereye? Mesela en son Yüksek Askeri Şura'nın kararlarına ver yansın evet. Ettiler. Şimdi bu insanlar şimdi sizi destekleyen insanlar. Ver yansın diye bir şey söylenemez. Bu insanlar. Peki eleştirisel evet, baktılar. Eleştirisel dediğiniz söyledikleri şey bir hukuk görüşüdür. Yani bu meseleler yargı yoluyla çözülmelidir diye bir hukuku savunuyorlar. Hadise bundan ibaret. Ama size de şey evet. Yaptılar. Yani hayır. Sizi de eleştirdiler. Hayır. Nasıl ben... imzaladınız? Evet işte bak bu da gene gazetelerin uydurmasıdır. Bizim camia, hayır efendim, siz, ben sizden bir şey rica edeyim. Bu gazetelere inanmayın. İşte bizim camiamız. Evet, evet, inanmayın. İşte bizim camiamız. Bizim camiamızdan bir tane insan böyle bir şey söylememiştir bana ve arkadaşlarımıza. Yazdılar niçin? Diye ben şey yaptım. Hayır, yani. Bildiğiniz gibi ben bunları açıkladım. Bizim camiamız bu gerçekleri bilir. Ordunun konusu bir disiplin meselesidir. Onun için... Haklı mıydı ordu sizce Yüksek Askeri Şura evet, haklıydı. Ben de altında imzam var. Çünkü ordu da burada aslında... Ordumuz bu milletin bağrından çıkmıştır. Ordumuza bazı insanlar böyle... Dine uzak, dinle ilgisiz, din düşmanlığı izah etmek istiyorlar. Kesinlikle alakası yok.
bizim bütün komutan, genelkurmay başkanımız ve kuvvet komutanlarımız Anadolu'nun bağrından çıkmıştır. Gayet tabii. Evet. Hiç... Köylü çocuğudur bunlar. İnançlı insanlardır şahsen. Ve vatanını milletini seven insanlardır. Bunların titizlikleri ordunun birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmektir. Yani... Ordunun içerisinde bilmem soldan, şu örgütten, bu örgütten bir takım etkilerin yapılmasını uygun görmezler haklı olarak. Haklı ve son kararları da çünkü, haklılar. Evet. Hiç... Çünkü böyle bir şey olduğu takdirde bu ordunun birliğini, bütünlüğünü bozar ve disiplin ordunun temelidir. Tabii. Bu sebepten i̇şte dolayıdır ki görevlerini yapıyorlar ve ordu 600 bin kişilik bir muazzam kuruluş. Bu kuruluşun içerisinde birçok kademelerden geçerek bir takım idare amirlerinin disiplinsizlik dolayısıyla aldıkları bir takım muameller var. Hadise bunlar, bunun tamam. Dinle minle alakası yok. Tamam. Din düşmanlığı da alakası yok. Tamam, ben ama evet. Sizin sizi destekleyen gazeteler ve sizin bazı milletvekillerinizin tepkilerini evet. Görünce tabii, bir şeyi, hepimiz bir şeyi görünce tabii dedik ki iyi değerlendirmek şey lazım. Onların da söyledikleri, yani bunların aynı zamanda mahkeme yoluyla da teyidi lazım gelir diye bir hukuki şeydeler. Şimdi mi? Efendim burada tabii bu bir hukuki ve içtihat meselesidir. Yani ordunun disiplini çok önemli bir şeydir. Şimdi tabii bunun şeyini ordunun kademelerine itimat ederek onlara bazı idari yetkilerin verilmesi gerekir. Yani? İdari. Yani ille her şeyin mahkeme kararıyla olması gerekmez. Çünkü bazılarının mahkeme hukuka aykırı hareketleri tespit eder. Halbuki disiplinsizlik bazen hukuk içindeki şeyleri yapmak suretiyle olabilir. Mesela bir komutanımızın güzel bir misali olmuştur. Ben kıtaya ilk defa gittiğim zaman bir de baktım ki bizde bıyık bırakmak yasak değildir. Ama bir takım birliğin hepsi belli bir şeyin görüşün simgesi olacak şekilde bıyık bırakmış. Hı hı. Şimdi kendilerine niçin böyle yapıyorsunuz? Bizde böyle şey olmaz. Hiçbir görüşün şeyi etkisi altında kalamazsınız. Bu bıyıklarınızı keseceksiniz dedim. Bir kısmı kesmemeye kalkıştı. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Tabii itaatsi ordudan çıkartırım. Ama şimdi gitsem ben mahkemeye. Niçin çıkartıyorsun bunu? Efendim bıyığını kesmedi. Bıyık kesmek yasak değildir ki der mahkeme. Anladım. Ve mahkeme buna bu hükmü tatbik etmek, hükmünü veremez. Yani hukukun anladım. Kuralları başka, ordunun itaat disiplin zinciri o başkadır. O zaman Yüksek Askeri Şura'nın kararlarının yargıya bir kısım gibi... Bir kısım karar, yani bütün kararlar yargıya gitsin diye iddia edilemez. Ama şu kimse şu kanunları çiğnemiştir diye bir iddia varsa... Disiplinin dışında onların yargıya gitmesi gerekir. Bunu yapacak mısınız? Bunlar da zaten yargıya gidiyor bugün. Yani orduda yargı mekanizması çalışmıyor diye bir şey yok. Partinizden adını unuttum şimdi. Bir milletvekili şeyi de söylemişti. Bu Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç edilenlerin belediyelerde iş bulunarak yardımcı olunduğu bunlar şeklinde. Onlar tabii şimdi bu onlara iş bulunuyor tabii. Evladıdır. Bu ülkenin evladıdır. Dolayısıyla yani bir yerde bir disiplinsizlik, bir hata yapmış olabilir. Bu hayatı boyunca bu insanın evet. Yok edilmesini gerekmez. Bir yerde iş bularak i̇nsanlık yardımcı olunuyor. Şefkat var. Tabii insanlık, şefkat ayrı bir şey. Ordunun bugünkü konumunu herhangi bir şekilde değiştirmek, yeni bir konuma getirmek, ne bileyim Genelkurmay Başkanı'nı hep üstünde tartışılır ya, Milli Savunma evet. Bakanlığı'na bağlamak gibi bir şey var mı refahın? Hayır. Yoksa hayır. Ordu bugünkü gibi olduğu gibi kalacaktır. Tabii, bu ilişkilerden de memnunum mu diyorsunuz? Tabii. Ordumuz şunu söyleyeyim ki Türkiye'nin en sağlam kalmış müessesesidir. En sağlam kalmış müessesedir. Kumandanlarımızın bu gösterdikleri titizliklerden dolayı. Sizce ordu darbe yapar mı? Efendim? Hayır. Yapmaz. Yaparsa ne yaparsınız? Yapmaz ordumuz. Olmayan şey için fetva vermeyiz. Kesinlikle. Bunların hepsi boş şeylerdi. Sayın Genelkurmay Başkanımızın söylediği gibi. Bu sözlere sadece gülüp geçmek gerekir. Bu demin söylediğim bir takım şeylerin, yani menfi mihraklar diyeceğim, yapacak hiçbir şey bulamadıkları için
uydurdukları şeylerdir. Hayır, ilginç. Yani evet. Sizin ağzınızdan bunu, çünkü siz diyorsunuz ki kesin olarak bir tanesi dahi doğru değildir. Türk ordusunun herhangi bir şekilde bu iktidardan bir şikayeti yoktur. Evet. Son derece memnunlardır. Evet. Ve biz de onlardan memnunuz. İlişkilerimiz bu şekilde de devam edecektir. Mükemmeldir. Kelimenin tam manası. Ordumuzun bütün kademeleriyle hükümetimiz olan her bakanımızın münasebeti tek kelimeyle mükemmeldir. Refah Partisi'nin ve bu koalisyonun orduyla bu kadar iyi ilişkiler içinde olduğunu doğrusu sizden ilk defa öğrendim. Evet. Ve bu şekilde evet. Gitmesi de son derece yarardı. Şimdi Sayın Başbakan'a dış ilişkileri biraz sormak istiyorum. Çünkü dış ilişkilerde de gene epey soru işaretleri var. Sizin o beğenmediğiniz ve suçladığınız basın belki orada da münafıklık tabii. ediyor diyebilirsiniz ama dışarıdan bakıldığı zaman dış politikanın parsellenmiş gibi bir durumu var. Siz Doğu ülkeleriyle ilgileniyorsunuz. Doğu ülkeleri, Müslüman ülkelerle ilgileniyorsunuz. Sayın Çiller de Batı ülkeleriyle ilgileniyor. Niye? Var mı böyle bir parselleşme? Hayır. Ama yine ben ortadaki... sabırla sizin suali istediğiniz rahatlıkla... Zaten siz sabırla bu sualinin sonuna kadar beni... sormanızı bekliyorum. Hemen baştan itiraz etmiyorum. Rahat sualinizi sorasınız diye. Ama sualinizi bittiğine göre şimdi hemen belirtiyorum ki külliyen doğru değildir. Deliller teşekkür ortadadır. Ederim. Külliyen yalan dememek nezaketinde mi? Estağfurullah. Hükümetimiz Cumhuriyet hükümetidir. Şimdi tabii başbakanın görevleri vardır. Dışişleri Bakanımız ki aynı zamanda başbakan yardımcımızdır. Onun görevleri vardır. Bu görevler yürütülmektedir. Dış politikayla ilgili bir takım hizmetleri başbakan yapar. Bir takım hizmeti dışa ve tabii bunu da Dışişleri Bakanı takip eder. Kim yönetiyor? Şimdi, patron kim? Zateniniz misiniz? Bu işte patronluk olmaz. Hayır, ama bu işte, dışişlerinin evet. bir... Hayır. Başbakan değil midir? Orkestra şefi yoksa efendim, Dışişleri şimdi Bakanı tabii mı? Anayasa başbakan koordinasyonu temin eder. Hı hı. Bu bir patronluk matronluk meselesi değildir. Bu bir iş bölümüdür. Hı hı. O koordinasyonu temin eder. Ama her bir bakanlıkta kendilerine ait olan işleri yürütür. O zaman şimdi bakın, dış ilişkiler tabii, dış ilişkilerin kendisinin tabii görev sahasıdır. Ancak bütün ülkenin bütünü koordinasyon bakımından da elbette başbakan bunlarda ilgisiz kalamaz. Bütün bunların içindedir, takipçisidir ve bunlar hususunda koordinasyonu yerine siz, getirir. Siz bütün ağırlığınızı şimdi, koyuyorsunuz şimdi, ilişkilerin üstüne. Şimdi bakınız geliyorum burada. Böyle bir taksimat yok. Sayın Çiller bildiğiniz gibi kısa müddet önce Ürdün'e gitti. Ürdün bir Batı ülkesi evet, değil, Müslüman ülke. Siz benim ne sormak şimdi, istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Evet. Keşiğin etrafında. Şimdi ben de her gelen batılı ülkenin başbakanıymış, bilmem dışişleri evet. var, bütün yüksek seviyedeki yani insanlarıyla... Yani parsellenme yok hepsini... Hayır, parsellenme diye bir şey yoktur. Şimdi burada bizim dış politikada çok önemli bir özelliğimiz şahsiyetli, milli bir dış politikanın takip edilmesidir. Tabii, bakınız orada... tabii bu dış politikada beni Dublin'e davet ettiler. Ama buraya Sayın neden Başbakan... Neden gitmediğinizi tabii, biliyorum. Evet. Gitmediğinizi neden tabii. gitmediniz? Dediniz ki zirve sonrasında tabii, gidilir mi? Tabii. Bu bir küçük düşme. Türkiye şeydi. Elbet. Türkiye ama Tansu Çiller gitti. O küçük düşmedi mi o zaman? Hayır. O birisinin gidip bir görev yapması lazımdı. O küçük düşmedi. Bilakis gitti onların yüzüne karşı. Hı. Bu hatalarını söyledi. Devlet adına bunun söylenmesi tabii. lazımdı. Ha, diyorsunuz gidildi ki başbakan görev... değil onun gitmesi tabii. gerekirdi. Gitmemenin manası başka, gitmenin manası ikisi de yerinde yapılmış olaydır. Ya, gitmeme şey gitmeme bir ikazdır. Türkiye bir Avrupa devletidir. Kim ne derse desin. Biz Viyanalara kadar gitmiş evet. asırlar. Bugün de Avrupa toprağımız var. Tabii. Ve biz büyük bir Avrupa'da bak nüfusumuz 70 milyona geliyor. Bugün Avrupa'da da bizim 3 milyon ayrıca insanımız var. Ve Türkiye'nin Avrupa'nın içerisindeki diğer tarih bağlarıyla bağlı Balkanlar. Yani biz Avrupa'nın Rusya'dan tamam. sonra Almanya'dan daha büyük bir devletiyiz aslında. Ama bir yerde aslında. Siz Batı'yla ilgilenmiyorsunuz. Hayır. Yani sizin önceliklerinizin içinde Batı yok. Hayır, hayır. hayır. Tam ne tersine. Amerika, ne Avrupa. Yani... Şimdi bakınız o gitmemenin manası var. Onların çok büyük manası var. Size şahsiyetli dış politika dedim. Bu şahsiyetle o kadar ilgili ki... Bundan öncekiler şahsiyetsiz evet, politika mı yaptılar? Siz, ben öncelerin tenkit için söylemiyorum bundan sonra bunu. Diyorsunuz. Evet, şimdi bak biz önce bir defa iki tane kanadımızı açtık. Birisi bütün Asya, ta Endonezya'ya evet. kadar.
birisi Afrika, Nijerya'ya kadar. Türkiye dünyanın merkezidir. Bu görüntünün bir manası var. Nitekim bize gelen İtalyan Başbakanı, biz Asya'yla, Afrika'yla ve bütün İslam aleminde ilişkilerimizde Türkiye'yi köprü olarak görüyoruz sözünü kullanmıştır. Bu sözü rastgele söylemiyor. O zaman önceliğimizi, bir Alman önceliğimizi bunlara verdiğim. Batıya vermiyoruz. Vermedik, bunlara verdik. Vermemizin sebebi bunların hepsi bizim destekçimizdir de onun için. Tarihten gelen bağlarımız o var. O zaman önceliği değiştirdiniz. Hayır, yani Türkiye'nin... o başka öncelik. Şimdi bakınız, burada Batı'yla münasebetlerimizde bize yapılan haksızlıkların düzeltilmesi için bizim gücümüzün gözükmesi lazım. Hı. Türkiye bir büyük devlettir. Bütün Asya, Afrika, bütün bunların hepsiyle bağlı bir güçlü devlettir. Siz böyle bir devlete istediğiniz gibi muamele yapamazsınız. Biz Avrupa'yı konuşacağız. Konuşmamız bitecek. Sizi de çağıracağız, kararlarımızı tebliğ edeceğiz. Hayır. Avrupa'yı konuşacaksak karşılıklı oturup konuşacağız. Ama şurada şey yapmak istiyorum. Sizin o kadar zaman zaman çıkan anti-Amerikan söyleminiz var ki... Evet. ...Batı'ya ters bakan söyleminiz var ki... ...insanlar da şunu alıyor. Ha, Batı'dan bizi uzaklaştırmak istiyor Necmettin Erbakan. Daha çok Doğu'ya yakınlaştırmak istiyor. Bu hiç gerçek değildir. Biz Batı'nın bir takım yanlış ve haksız davranışlarına bugüne kadar hep karşı çıkmışız. Çifti standart uygulanmıştır. Anladım. Bizim temelimiz şefkattir. Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Onun için hiç kimseye düşmanlığımız yoktur. Biz Amerika'daki 250 milyon insanda saadetini isteriz. Dostluk ve barış isteriz. Ama bunun tahakkuku için de hakkın esas olması lazım gelir. Sömürü, tahakküm, bunlar yaptığınız zaman saadet bulamazsınız. Ama dikkat ediyorum, siz... Mesela Suudi Arabistan sizi fazla heyecanlandırmıyor. Sizi Körfez ülkeleri fazla heyecanlandırmıyor. Fas-Tunus fazla heyecanlandırmıyor. Siz daha çok Batı tarafından, Amerika tarafından ezilen veya ambargo altında tutulan, altında tutulan ülkeler sizi daha fazla cezbediyor. Bizi cezbeden ya nüfusu, üçüncü dünyacılık... nüfusu, hayır, nüfusu 60 milyondan fazla olmak. Kriter bu. Yoksa bunların, Orta Doğu'daki ülkelerin hepsi bizim kardeşim. Asya... Hepsi bizim kendi ülkelerimizdir. Ancak şimdi siz dinamik bir yapı bir... Bak onlar 7 tane ülkeyi bir araya getirdiler. 53 tane İslam konferansı üyesi bir araya geldiği zaman... ...bir konuyu konuştuğumuz zaman 8 saat alıyor. 53 tane ülke temsil söz al. O zaman bir araya gelemez. Olmaz tabii. Evet. Yani 53 ülkeyle iş yürütemezsiniz. Mutlaka bunun adedi seçilmiş ülkeler olacak. Hepsinin adına... Evet. Dolayısıyla onlar nasıl 7 tane ülkeyle çalışıyor? Burada 8 tane ülke. Orada, bu 8 tane ülke aslında bütün vücudu temsil ediyor. Bir araya geldiği zaman da bunlar bütün dünyayı temsil etmiş olacaklar. G7 ve 8. Evet. Herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi Refah'ın U dönüşü diye şey yapılan İsrail Anlaşması. İsrail Anlaşması böyle devam edecek mi? Siz çünkü İsrail konusunda çok duyarlıydınız. Şimdi bakıyoruz son derece tutumunuz geldik, farklılaşıyor. Tabii. İsrail Anlaşması nedir? Yetkililerden bilgi aldık. Ve tatmin oldunuz. Elbette. Anlatılan şekil şudur. Bizim F-4 evet. uçaklarımız vardır. Evet. Bu uçaklarımızın belli uçuştan sonra revize edilmeleri evet. lazım. Bu, en modern ilgili. Radarlarla eğitim donanmış, en modern radarlarla donatılmış olan uçaklardır bunlar. Hı. Bu uçakları dünyada bir Amerika'da bir de İsrail yapabiliyor. Hı. Revize edebiliyor. Hı. Amerika ben bunu yapamam. Bunu yapacak tesislerim meşguldür, doludur. Dediği için oraya İsrail'e yapacak. Eğitim yok yani. Parasını vereceksiniz, uçaklarınızı revize ettireceksiniz. Eğitim şu manada, bu uçakların revize edilmesindeki bütün teknoloji de Türkiye'ye verilecek. Türkiye bundan sonra da başka ülkelerin uçaklarını revize edebilir. Bu böyle devam edecek. Bu şekilde gayet. İran'la da aynı tip bir işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi İran'la derseniz yani İran'la da herhangi bir şekilde bizim milli menfaatlerimize uygun bir konu olursa gayet tabii düşünüyorum. Siz İran konusuna kısaca değinmek istiyorum. Daha önce komşularımızla ilgili olarak MIT'in istihbaratlarından şu kuşkuyla söz etmiştiniz.
Fazla abartıyorlar. Bunlar Amerikalıların etkisi altında demiştiniz. Şimdi gittiniz geldiniz, Rafsanjani de geldi. Aynı fikri sürdürüyor musunuz yoksa? Yine tabii önce suali düzelteyim. Evet, peki o zaman yine suali tabii, tekrar edeyim. O sizin söylediğiniz basının yakıştırması. Ama sizin sizi kot ederek. Kesinlikle. Evet ama oluyor işte böyle şey. Oluyor böyle şey. Peki anlaşıldı. Şimdi, bundan sonra demek ki. Her şeyi bizden dinleyeceksiniz. Başkasının söylediğine inanmayacaksınız. Bu ya ama o zaman ona da en sağlam yolu budur. Yani hiç böyle bir şey olmadı diyorsunuz. Hayır. Tabii. Suriye'ye gelmek istiyorum. Çiçekler atmıştık biz Suriye'ye. Siz muhalefet döneminde ve geldikten sonra. Şimdi dikkat ediliyor. Suriye ile ilişkilerde bir soğukluk var. Veyahut da ya biz onların istediklerini karşılayamıyoruz. Veyahut da onlar bizim beklentilerimizi karşılayamıyorlar ki. Sizin çok beklentiniz vardı. PKK konusunda, Suriye'nin tutumunu tabii değiştirecek konusunda. Nedir geldiğimiz biz nokta? Biz tabii temenni ediyoruz ki hakikaten Suriye PKK'ya karşı Türkiye ile tam bir işbirliği yapsın ve yapacak. Yapar mı? Buy mu? Yapar. Atar mı Apo'yu? Çünkü evet, çünkü bundan kendisine de bir fayda yoktur. Kim teröre destek olursa sonunda zararı kendisi görür. Bakın Batı, Almanya, Belçika önce teröre yardımcı oldular. Sonra zararını kendileri yapar mı gördüler. Sizce? Yani siz çok iyi tanıyorsunuz. Evet, yani tanıyorum, Suriye'yi tabii çok iyi tanıyorsunuz. Tanıyorum çünkü Suriye yöneticileri akıllı insanlardır. Ama tıkandı. Akıllı insanlardır. Türkiye büyük bir devlettir. Dostluğunda yarar olan bir devlettir. Bunu hesaplayacak akıldadırlar. Dolayısıyla böyle bir terörist grup uğruna Türkiye gibi bir büyük devleti feda bekleyecek etmek mümkün miyiz? Evet. Yani tabii daha bir süre biz var mı? Biz onların ümit ediyoruz ki kendilerine ait bir takım şeyleri olabilir. Güçlükleri ama olabilir. Ama şu anda pek bir şey yok. Her an biz bu yolda bizimle dost olmak için adam atacaklarını bekliyoruz. Bu, tabii Suriye deyince ister istemez hemen PKK'ya geçiliyor. Bir anahtar nokta Fethullah Erbaş'ın esir askerin alınmasına aracılık etmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Destekliyor musunuz? İnsani, arkasında mısınız? İnsani bir faaliyettir. Gelmiş şeyleri evlatlarına kavuşmak isteyen anneler, babalar rica etmiş. O da her türlü tehlikeyi göze alarak bu insanların kurtuluşuna vesile olmuş. Ama, diyor ki Fethullah Bey diyor ki kardeşim ne olursa olsun artık bu kan durmalıdır ve PKK ile birileri de konuşmalıdır diyor. Bunlar apayrı konular. Fethullah Erbaş dediğimiz zaman esir olan 6 tane askerimizi kurtaran bir insandır. Bu kurtarma işi insani bir görevdir. Kimden rica edilse yapabileceğine inandığı takdirde yapması ki lazım gele. Yani lazım insanlık şeyinde durur. Tabii. Daha ileriye gidilmez. Bunu fakat başka türlü tefsir etmek mümkün değil. Hakkında fezleke var. Onlara bakmayın siz. Yani çeşitli yine basın bunları bir suçmuş gibi ilan etmeye kalktığı için o günkü şeylere bakın. Yani diyeceksiniz bir insan ki şu basın olmasa bütün işler doğru düzgün. Yok öyle demeyeceğim. Yani şu bir kısım basın çok yanlış hareket ediyor. Bunu her zaman söylerim. Fevkalade yanlış hareket ediyor. Ama bu bir kadar taraftan da degemeye göndermeye çalışıyorlar. Bu kadar efendim. O nedir? Olay nedir? Şöyle bir kendi kendinize düşününüz. Şu analar yavrular için yanıp tutuşuyor. Gitmiş yavrularını kurtarmış. Hadise bu. Böyle bir olayın başka türlü tefsiri mümkün de bu insani ve vicdani bir olay. Fakat PKK konusunda da henüz şu anda bu hükümetin önemli bir adımı, bir şeyi yok. Ne yani, adım? Bütün gücüyle PKK tabii teröre mücadele karşı, ediyor karşı ve ediliyor. Bu hükümet tabii teröre karşı ayrıca çok yönlü mücadeleyi başlatmak suretiyle bir büyük değişim ortaya koyuyor. Çok büyük bir değişim ortaya koyuyor. Bu önümüzdeki 1997 yılı evet 97 olacak yılında planlı, programlı, çok yönlü yepyeni bir çalışma modeli uygulanacak. Herkes soruyor arada bir efendim. Acaba yakında bir güven tazeleme, bir erken seçim olabilir mi diye. Ne zaman olacağı konusunda rivayetler muhtelif ama sizden duymayı tercih ediyorum. Şimdi tabii söz gelişi siz herkes soruyor diye başladınız. Ben bunu bir sadece edebi bir söz olarak kabul ediyorum. Hayır, yani benim yoksa gibi soranlar da var işte. Var işte ama buna herkes denmez. Türkiye'yi 70 birkaç milyondur. Kişi birkaç. Evet, böyle şeyler sorabilirler. Bu da fevkalade zamansız bir sualdir. Gördüğünüz gibi Türkiye'de uyum içinde çalışan istikrarlı bir hükümet var. Kollarını sıvamış, inançla. Başbakanlığı ne zaman devredeceğiz?
vakti geldi anlaşmamız neyse o ya, zaman. Sayın Çiller 1998'de başbakanım dedi. Tabii ne konuştuysak olur. Yani gayet, 98'de tabii. Mi devredeceğiz? Tabii 2 yıllık bir süredir bizim görev süremiz. O zaman ne zamana geliyor? 98'in 1 Temmuz'una gelir. 1 Temmuz'unda evet. Siz gene kabinede kalacak mısınız? Şu anda tabii henüz daha verilmiş bir kararımız yok. Şey ancak gibi, biz nasıl? Anlaşmada biliyorum tabii. Anlaşmada ne denmişse bunlar harfiyen yerine getirilir. Ne dendi? Kalmanız ne mı dediyse, söz konusu? Evet. Yok anlaşmanın içerisinde böyle bir tasrihat yok. Yani yok. Liderler tabii, bu anlaşma iki partinin koalisyona ait bir anlaşmadır. Her gün konuşuyor musunuz Sayın Tansu Çiller'le? Aşağı yukarı tabii seyahatleri oldu bu arada Dışişleri Bakanı olması dolayısıyla. Bir defa gördüğünüz gibi hükümetimiz çok muntazam çalışıyor. Her hafta özelleştirme toplantımız oluyor. Ama her hafta, her hafta olsun ekonomik kurul toplantımız oluyor. Her hafta bakanlar kurulu toplantımız oluyor. Ayrıca tabii koalisyonun yürümesiyle ilgili konuları görüşmek üzere de zaman zaman toplantılarımız olmaktadır. Böylece her noktada, her meselede fikir alışverişi yapılarak uyum içerisinde bir ve beraber hareket ediliyor. Telefonda mı konuşursunuz? Nasıl oluyor? İlişkileriniz gerektiği nasıl? Gerektiği zaman tabii telefonla da konuşuyor. Gerektiği zaman da tabii bir araya gelerek konuşuluyor. Siz Tansu Hanım mı dersiniz? Nasıl hitap edersiniz? Şimdi doğrusu nasıl hitap ettiğimi hatırlayamıyorum ama herhalde bu bir hükümet konuşması olduğu için kendi sıfatıyla yani Sayın Başbakan Yardımcımız demeye daha hiç çok alışkınım ben. Tansu Çiller'le bir gün koalisyon kurabileceğiniz. Çünkü epey sert bir muhalefet döneminde tabii, şeyiniz tabii. Oldu. İşte bu siz de epey siyasi hayatın gerekleridir. Ülkenin bir gereğidir. Demokrasi de doğal bir şeydir bu yaptığımız şey. Anormal olan eski durumdur. Normal yani, olan budur. Yani Türkiye'de kavgalı şekilde kaldı. Tabii o anormal bir durumdur. Normali bugünkü durumdur. Yani ülkenin en büyük iki partisinin bir araya gelerek beraberce ülkeye kardeşçe hizmet etmeleri doğal olan budur. Ama o zaman bu mantıktan hareket edersek ileride gerektiği takdirde Mesut Yılmaz'dan da koalisyon yapabilirsiniz. Tabii şeyde siyasette hiçbir şey söylenmez ama şu anda çok şükür hükümetimiz gayet iyi gidiyor. Bu hükümet 2000 yılına kadar 2000 yılının sonuna kadar erken seçim yok diyorsunuz. Evet, hayır. Yani. Tabii bu hükümet yoktur. Ülkenin meselelerini çözüp yeniden büyük Türkiye'yi kuracak bir hükümettir. Ve görevinin süresine kadar aynı şekilde uyum içerisinde hizmetini yapacak. Gerektiği takdirde de kurmaz mısınız Mesut evet, Yılmaz'la? Gerekmez ki. O konuda hükümet, o konuda hükümet, hiç şey vermedik. Hükümet hizmetini yapıyor. Evet. O zaman gelecek seçimde mesela bir Refah, DYP beraber gitme, beraber seçime gitme şeyi olabilir mi? Mümkündür tabii, olabilir gayet tabii. Olabilir. Biz zaten 46 ruhu diyoruz. 46 ruhu ne demek? ANAP Refah Partisi'ne iltihak edecek. DYP ile de işbirliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Dur, formülü bir daha söyler misiniz? ANAP Refah Partisi'ne iltihak edecek çünkü bizden çıkmıştır. Evet. Ve DYP ile de Refah Partisi'nin işbirliği daha da samimi bir şekilde devam edecek. Bu durumda Mesut Yılmaz işini kaybediyor. Tansu Çiller kaybetmiyor. Devam ediyor. O birleşmenin içinde gene kendisine münasip işler çıkar. Bu memlekette herkese iş var. Şeyi sormak istiyorum. Ev hayatınız var mı? Çünkü bir kere nasıl dayanıyorsunuz? Bu hayat sabah saat 7'de 6'da kalkıyormuşsunuz. Eskiden beri tabii alışmışızdır. Yani böyle bu tempo içerisinde olmaya çok şükür. Dolayısıyla bir yadırgamamız olmuyor. Kaç saat uyuyorsunuz gece? Biz geceleri 6 ila 8 saat uyuyoruz her gün tabii. Buna vaktimiz oluyor. Ama tabii bunun dışında sürekli şeyler içerisinde çalışma içindeyiz. Ev hayatınız yok mu? Ev hayatımız dediğimiz işte zaman zaman pazar sabahı beraberce kahvaltı yapıyoruz. O çocuklarımız, kadar. Ailemizle. Bir de oğlunuzla. Bir de bazı akşamlar. Evet. Oğlunuzla bilgisayar oyunu oynarmışsınız. En büyük meraklarınızdan biri diye. Evet. Ona tabii zaman bulamıyoruz. Ama o kendisi böyle oynasak bilgisayarda çok ileri gitmişti. Zaten şimdi kendisi elektronik mühendisi oluyor. Ondan pek oynamak da caiz değil. Zorlaşıyorsunuz. Evet. Elbiselerinizi kim seçiyor?
Ve bakıyorum Versace kravat takıyorsunuz mesela. Evet. Özellikle son şimdi, dönemlerde elbiseleriniz falan çok değişti birdenbire. Kim seçiyor? Elbiselerimizi doğrusu bizim dostlarımız seçer. Bunların çoğu hediyedir. Ama yapmayın. Evet, şimdi emin. Gelip tabii. Hani sağdan soldan tabii. Dostunuz gelip de şunu giy demez size. Biri öyle şunu giysen daha hocam, iyi olur. Size giyseniz daha iyi olur. Şöyle bir elbise. Hepsinde bizim bütün tanıdıklarımızda bizim vücut ölçülerimiz var. Bizim haberimiz olmadan bakıyorsunuz ki elbise şaşarsınız buna ama bu böyle. Yani evet. Elbise gönderilir. Sizin ölçüleriniz herkesin... Ve benim en büyük sıkıntım şu, sıkıntı demeyeyim buna da hayret edilecek tarafım şu. İstediğim kumaşı ben seçmiş olamıyorum. İstediğim şeyi ben seçmiş olamıyorum. Benim yerime başkaları seçiyor çünkü hazır giyelim. Zaten vaktimiz yok. Yani hazır giyelim. Bana gelen hediyeleri çıkarıp giyiyorum. Giyiyorum evet. Kravatlar da öyle. Bakın, kravatların da çoğu hediye. Refah Partililerinin bu kadar... Versace meraklısı ve bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Yani şimdi demek bu sizin Versace'ın... Ahbaplarınız evet. Bayağı şey... Tabii bunun tabii şeyleri var. Dikkat ederseniz Versace motifleri daima doğu oriental İslami motiflerdir. Ha, oradan, zaten Versace'ın özelliği bu. Yani ha. Versace'ın kendisi İtalya'da yetişmiş. Dolayısıyla evet. İslam alemi onun mimarisiyle, hı. motifleriyle... çok temas etmiş bir insan, ondan dolayı bütün şeyinde o motifleri kullanıyor. Gayri ihtiyari olarak da bizim tabii şeyimiz, yapımız münasebetiyle bunlara sempati duyuyoruz. Böyle kuru geometrik şekiller yerine... Gianfranco Ferre değil yani mesela. Kimdir o bilmiyorum ama herhalde bir batılıdır ve geometrik şekillere ağırlık vermiş olabilir. Bizim tabii şeyimiz, temayülümüz, bizim kendi şeyimizdir, motifimizdir. Şeyiniz, berbere hiç gidiyor musunuz? Çünkü hayır. Sizin bir yere gitmeniz de bir problem. Gidemiyorum çünkü berber buraya geliyor. Bizim berbere gitmek, kendi berberimiz var. Evet, söylediğimiz zaman sağ olsun koşup geliyor. Bizim berbere gitmeye vaktimiz olmuyor tabii. Gitmek, gelmek mesele. Biraz sıkıcı bir hayat değil mi? Hep devlet işleri, parti işleri... Efendim yani... şimdi tabii doğru da bunlar zevk meselesi. Yani ülke için... Siz bundan keyif alıyorsunuz. Bundan evet tabii. Peki Necmettin Erbakan'dan sonra biraz spekülasyon yapalım. Siz spekülasyonu pek sevmezsiniz ama... Necmettin Erbakan'dan sonra liderliğe kimler gelecek? Tayyip Erdoğan mı? Abdullah Gül mü? 4 milyon kayıtlı üyemiz var. Bunların yani hepsi liderliğe adaylığını koyarlarsa evet. Çok... Bunların partim... hepsi kalbindeki inançla birbirinden yarışacak insanlardır. Ve Refah Partisi dünyanın en büyük partisidir. En disiplinli partisidir. Dünyanın en büyük partisi. Almanya'da biliyorsunuz Hristiyan Demokrat Parti'nin 200 bini bulmuyor kayıtlı üyesi. Hristiyan Demokratlardan söylediniz. Refah, Müslüman Demokrat Parti... durumunda mı? Öyle mi görüyorsunuz? Şimdi bakınız biz bu işleri tabii takdirde, bu işleri yani altını çizdiğimiz tabii, takdirde din veya dini tabirlerle açıklamayı doğru bulmuyoruz. Şu manada. Ama ne bunu, demek istediğini anlıyorum. Biliyorum tabii, ne biliyorum demek, da. O bakımdan. Şimdi evet mi değil mi? Şimdi halkın dinine saygılı olmak açısından ele alındığı zaman böyle bir benzerlik yapılabilir. Size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağ olun. Yarın akşam yeni yıl kutlanıyor Türkiye'de. Yeni yılın kutlanmasını siz pek şeyle bakmıyorsunuz. Pek sevecen bakmıyorsunuz. O konudaki fikirleriniz ayrı ama evet. Sizin fikirlerinize uymayan başkaları şimdi, da var. Onlar... Tabii. Şimdi netice itibariyle bir takvim değişiyor. Artık evet. Hemen 1997 diye yazılmaya başlanacak. Evet. Bu bir değişimdir. Bu değişimin bütün milletimize saadet getirmesini diliyorum. Böyle önemli bir dönüm noktasında bu sohbeti hazırladınız. Size de kalpten teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Rica ederim. Bu arada canım. Yılbaşı gecesi ne yapacaksınız? Bakalım biz umumiyetle evde oluruz çocuklarla beraber. Biliyorsunuz şimdi yeni küçük torunumuz ya, var. Ya evet sizin evet. Başınız biraz... O bizim için o küçük torunumuz en güzel dinlenme vesilesidir. Allah cümlenin evladına... Hayırlı uzun ömürler versin. Beyefendi çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben şekilde, teşekkür ederim. Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin bu sistem içinde hayatını devam ettirmesi, insanların sağlığı her şeyin başında geliyor. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, programımızın tabii sonuna geldik. Son derece ilginç bir sohbet yaptık. Sayın Başbakan sağ olsunlar, evlerini açtılar. 1997 yılına yarın giriyoruz. Yarın gece herkes kendine göre eğlenecek, kendine göre gecesini kutlayacak. 1997 yılının nice 32. günlerle birlikte geçmesini dilerim. Sizlere de sağlık, mutluluk dileğiyle geceyi kapatırım efendim. İyi geceler.